Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şu an markete ve pazara gidiyoruz. Ben de markete pazara gidiyoruz arkadaşlar. Ben de pazara biz de gidiyoruz. Ben de burada. Geliyorum. Köpek var, dodo var mı? Var. Kaldırıyor. Yürü o zaman. Evet. Anne, geldiğinde kamerayı açalım. Fark etmez. Nereden gidiyorsun baba? Köpek var orada. Orada var da Zeli ablanın oradan dönüyoruz. Temiz. Merhaba. Arkadaşlar ben şimdi koşayım. Hadi koşuyor. kenardan koşalım. Şuradan bak. Evet arkadaşlar, çocuklar ne kadar bahçede de oynasa, tabii dışarı çıkınca ayrı bir heyecanları oluyor. Tamam. Bu ara tabii her gün normalde video atmaya dikkat ediyoruz ama teknik arızalardan dolayı bu ara birkaç güne düştüm. Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle biz ekmek almaya pazara gidiyoruz. Ekmek pazarda mı satılıyor? Bakkalda. Ekmek fırında satılıyor. Fırında. Sonra pazara. Fırına git. Çok büyük bina yaptıydı, belediye yaptı. Hatırlamıyorum. Onun boklu yapıldı. Arkadaşlar biz fırına... 4-5 kat çıktıydık. Ha. Tabii. Hatırlamıyorum, niye? Yapamak daha bak. Laz zaten laz. Onun kokuna bunlar da ettiler adamı. Pazardan biz yemek alacağız. Evet. Fırından da dur. Ekmek alacağız. Ekmek var pazarda değil mi? Canım, görüşlerinizi alalım. Anne, elmazı alacağız. Görüşlerinizi. Ben şimdi parktan kayıyordum. Annem de bir kaçtı. Ben de onu bir yakaladım. Ha, yakalayabildin mi? Evet. Ben yoruldum ama. Ama yoruldum. Yapmayacağım şey almaya. Arkadaşlar ne almaya? Şey almaya. Anne bunu tutsana. Yağma orada mı alayım? Akbardan mı alayım? Anne bunu fark tutsana. Etmez. Arkadaşlar fırına gidiyoruz. Oradan ekmek alacağız. Pazarda da yemek alacağız. Ha. Bye bye. Evet arkadaşlar, kalabalık gezmek zor oluyor. durup açmak zorunda kalıyorum. Evet Ece Hanım. Şimdi biz markete gidiyoruz. Evet. Ana Asur verin. Sultan. Evet, senle konuşalım Ecrin Hanım. Annemin gittik, ben de onu parkta beklemiştim. Sonra da hemen kayıp geldim. Aferin benim akıllı kızıma. Şapkan da düşecek şimdi. Enes yine mızıldanmaya başladı. Allah. Merhaba arkadaşlar. Biz pazardan geldik. Şu anda karnımızı doyurmak için hüngel yapıyoruz. Yani mantı, bizim oralarda perişke derler. Patateslisi olur, kıymalısı olur. Biz bugün yumurtalı yapacağız. Böyle videomuza bununla devam ediyoruz. Pazara gittik. Yani ne aldık bilmiyorum ama bir sürü para gitti. Biz de anlamadık. Hele ki çocuklarla gezmek ayrı bir sorun. Aman git. Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Biz pazardan geldik. Şu anda karnımızı doyurmak için hüngel yapıyoruz. Yani mantı, bizim oralarda perişke derler. Patateslisi olur, kıymalısı olur. Biz bugün yumurtalı yapacağız. Böyle videomuza bununla devam ediyoruz. Pazara gittik. Yani ne aldık bilmiyorum ama bir sürü para gitti. Biz de anlamadık. Hele ki çocuklarla gezmek ayrı bir sorun.
Aman git. Değil mi kuzum? Hı hı. Arkadaşlar bugün sizlerle biz unla yumurta, bir de su, bir de un, tuz. Evet, ne yapacağız? Onu alabiliriz, kek yapacağız. Hayır. Yanlış bildin. Ecrin biliyor. Ecrin ne yapacağız? Ece ne yapacağız? Ece ya, kafamı karıştırdı. Biz şimdik mantı. Evet. Nasıl, neli mantı? Yumurtalı. Yumurtalı. Evet. Şimdi kızarım. Hamur yoğurma işlemini ben yapacağım. Kızarım da kapatma işlemini yapacak. Değil mi anneciğim? Evet, ama birazcık anne. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 kilo unum var. Böyle göz kararı avuç içi kadar tuzum. 2 yumurtam. 3 bir hamur olmayacak. Aynı mantı hamuru gibi. Sert bir hamur olacak. Öncelikle şurada yumurtayı bir homojenleştireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Biraz daha kıvam alınca tabi biraz daha kuvvet vermem gerekiyor. Biraz sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, hamurumu biraz daha özleştirene ve sertleştirene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, öyle dediğim gibi, yani bir pazara gittik, sorsanız ne aldınız diye, genel anlamda pek bir şey yok gibi ama bir sürü para gidiyor. Daha önce aldığın 10 liralık şey şimdi 15 olmuş. Nasıl, nereye varacak bu konu bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun. Hadi. Evet. Evet. Fazla kalabalık olmasın diye erken saatte gittik pazara. Çocuklar da gelmek isteyince tabii maskeyle. İnşallah şu hastalıktan bir an evvel kurtuluruz da eski yaşamımıza döneriz. Gerçekten çok sıkıldık artık. Evet arkadaşlar. Ben hamurumla biraz daha bir sevişeyim, aşk yaşayayım. Devamında açmayla, yani hamurumuzu açmayla devam edeceğiz videomuza. Evet arkadaşlar, şu anda yumurtamızı pişiriyoruz. Yağımızı kızdırdık. İçine 5 tane yumurtayı koyuyorum. Bayağı kızdırmış. Çok kızmış. Tuzumuzu atıyorum. Ben de arkadaşlara. Şimdi karıştırarak kuru olacak şekilde her tarafını pişireceğiz.
Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iyice pişirdik. Bu şekilde pişiriyoruz biz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz iyiyiz Allah'a çok şükür. Bugün hengel mantı artı perişka diyoruz biz. Onu yapmaya çalışacağız. Bizim çocuklar çok bayılıyor. Çok seviyor. Ailece seviyoruz. Bıçak ver. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Elma ile ölü. Elma. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biz mantı yapıyoruz. Kim yapıyor mantıyı? Anneannem. Anneannem, anne. Siz pek görünmüyorsunuz. Şu tarafta otursanız daha iyi görünürsünüz. Biz koşuyoruz. Ama mantının da biz kapatacağız. Bugün beklediğimde ev aldık. Enes bak deden çağırıyor seni. Tam sonra yedik. Bak çok yersen karnın. Evet. Çok yersen karnın ağrır. Sonra ağlarsın. Hastaneye götürürler seni. İğne yaparlar karnına. Evet. Gerçekten. Eskiden Ece'nin sorunu taktılar eline. Hem de hiç acımadı. Gerçekten mi? Evet. Benim de yaptılar. Ama sorun benim var mıydı anne? Sana sarılmıştım. Bebekken, çok bebekken. Bir haftalıkken. Yani bize de başka büyüğüm, ben büyümüştüm ya, o günde biz hastaneye gitmiştik ben işim. Gerçekten. Elmam var. Elmam var. Ver. Ama doğdu. Kaç arkadaşlar, anneannem var. Okubala hamur alsın, ondan sonra üstünü kapatacağız mantına. Gerçekten. Evet. Bırak oğlum gitar boynunu. Bırak boynumu var şimdi bu saatte. Bir dakika, bir dakika sen. Canan az gelir misin? Canım. Hadi. Kapat. Evet arkadaşlar, ikinci tepsiyi de bitirdik. Bir tane hamurumuz kaldı. Onunla da kesme makarna yapacağım çocuklarıma. Şöyle. Şimdi bunları pişireceğiz sobanın üzerinde. Aygaz'a mı götüreyim? Sobada. Sobada. Soba varken Aygaz'a ne gerek var? Gerek yok. Hani ağır pişiyor ya. Eskiden. Eskiden sobayı beğenmezdik. Yok tutuyor, yok bilmem ne. Doğalgaza bağlandık. Şimdi doğalgazı beğenmiyoruz. Sobayı beğeniyoruz. Var mı böyle bir şey? Baktık patates közleyemiyoruz. Baktık kestane atamıyoruz üzerine. Ne yaptık? Sobaya döndük arkadaşlar.
alır mısın? Evet arkadaşlar, biz dışarıya sadece mantı, börek yapmıyoruz. Aynı zamanda dede mesleğimiz olan kuru poğaça da yapıyoruz. Çiğ bir şekilde dondurulmuş olarak satıyoruz. Bir gün de inşallah Allah nasip ederse size de burada tarifini paylaşacağız. Tabii sır tarifte değil, elde. Dedem el vermiş, annem öğrenmiş. Babamın da mesleğidir. Zamanında bu Beyazıt, Eminönü, Haliç kısımlarında sokak poğaçası olarak bilinen poğaçadır. Tadı şimdikileri es geçer. Bir yiyen abonesi oluyor. Evet arkadaşlar, poğaça yaptık. Antalya'ya mı gitti poğaça? Antalya'ya gitti. Erişte kestik, Erişte kestik, Marmaris'e gitti. Mantı kestik. Bütün yazlıklarına dolaştı, Bodrum'a gitti. Yani söylesek kimse inanmaz. Ama bizi seyreden arkadaşlarımız, yaptığımız, yolladığımız, sipariş alan arkadaşlar bunu çok iyi biliyor. Aslında bunu kurutup da kesmemiz lazım. Ben kurutup da kesmiyorum. Sacın üzerinde hafif pişiriyorum. Öyle kesiyorum. Arkadaşlar, dileyen olursa, isteyen olursa, sipariş olursa su böreği yapıyorum. Çarşaf böreği yapıyorum. Misafirlerinize geldiği zaman, sıkıştığınız zaman size aniden yollayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bunun biraz kuruması lazım. Bizi seyrederseniz eğer, size çok çok teşekkür ederim. Bizi beğenirseniz bize... Unutmayın arkadaşlar. Benim torunum bile unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmayı, like atmayı, bize mesaj atmayı, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar. Bak. Ne güzel. Mis gibi. Tertemiz. Ben anne ben de. Aynı zamanda kızıma da alıştırıyorum. Yarın bir gün anne olmadığı zaman kendi işini kendisi görebilsin. Merdane. Diyorum öğretmenim. Öğretmenim. Kız kulakları çınlasın. Aleyna ne güzel açıyordu değil mi? Bayağı alışmıştı. Bir tane kızımız var. Manevi kız. Manevi kızım var. 4 yaşına kadar baktım. 5. 5. 5 mi? 5,5 aylıkta. 5,5. Her neyse 4-5. Sonra çocuğumu aldılar. Yetiştirme yurduna koydular. Sonra gene geldi benim kızım benim yanıma. Bu sefer okuyamadı annesinin yüzünden. Ben de dedim ki kızım sen buraya gidersen hem rahat edersin hem okursun hem bir işe yararsın. Benim o kızım da çok becerikli maşallah. Anne, ağla anne. Anne aldım baksana bak bak. Bak şimdi ben burada hafıra içiyorum tamam. Efendim. Yani onu verir misin? O kim? Oğlum o kim? O senin anne. Ben açarken sofra inmiyor. Allah'ım yarabbim. Ağlıyor. Ağlıyor yeter. Sofra sofra olmaktan isyan etti. Ağlıyor sofra ağlıyor. Nereden geldi bu deli? Ay Allah'ım ya. Biz Aleyna'yla bir ara çok siparişlerimiz oluyordu. Hem de Ramazan ayıydı. Sabah 5'lere kadar mantı açıyorduk. Öyle bir tepsi yediler ki mantıyı hepsi aynı hizada, içtimada gibiler. İnşallah Allah nasip ederse 18 yaşına geldiği zaman benim yanıma gelecek. Gelecek mi kız? Ben videoları izliyorum biliyorum. Aleyna sana buradan selam yolluyorum kızım. Öpüyorum seni. Pandemiden dolayı görüşemiyoruz. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. İnşallah bu hastalığı, pandemiyi bir an önce yok eder. Arkadaşlar, hepinizin dua ettiğini biliyorum. Hepimiz dua içindeyiz. Hepimiz eve kapandık, eve bağlandık. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım inşallah bu hastalıklardan bizi korur. Hastanede kalan arkadaşlarıma, abilerime... acil şifalar diliyorum. Allah yardım etsin. Bence tamam. Bu oldu. Ben anne kesin. Nerede? Evet, şifalı boyunluğuna bakacağım değil mi? Şurası biraz kalın olmuş ama. Olsun kalın daha güzel. Ne fazla kalın olacak ne fazla ince olacak. Güzel olacak inşallah. Şöyle çekelim onu. Thank you.
Tepsi verir misin anneciğim? Başka tepsi. Tamam. Ecra ne istedi? Arkadaşlar inşallah sıkmıyorumdur sizi. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Biz alışkın olmadığımız için fazla konuşma fazla konuşamıyoruz. Özür dileriz. Tek kamera karşısında değil, normalde de çok konuşmuyoruz aslında. Öyle. Ödük ödük. Alışacağız yani. Sonuçta kimse annesinin karnında öğrenmedi değil mi? Hedefimiz YouTuber olmak. YouTuber? Adamındaki gibi tren yolunda kazandı. Benim gözüm YouTuber'lukta değil. Benim gözüm çocuklarımın rızkında. Yani böyle bir şeyler gösterebileyim, bir şeyler sunayım. Çocuklarımın rızkı çıksın diye mücadele ediyorum. İnşallah siz anlayışlı olursunuz. Ya bakayım. Şaka yapıyorum. O kadar YouTuber'da olamayız dağları tepelere. YouTuber nerede? Biz nerede? Evet, kaçtana. Beğendiniz veya beğenmediniz. Yorumdan yazarsanız bana da like atmayı, beğenmeyi yaparsanız çok sevinirim. Bir de konuşabilsem özür dilerim. Yani alışkın olmadığımızdan dillerimiz dolaşıyor. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıklı günler. Neşeli bol günler dilerim. İyi akşamlar. 2-1-1 Evet arkadaşlar. Makarnamı. Bununla ister haşlayıp makarna olarak yiyoruz. İster sütlü çorba yapıyoruz. Sevkinize bağlı. Domatesli olur. Ispanaklı olur. Bol yumurtalı olur. Dileğinize göre. Bu az bir yufka vardı benim. Hamurum vardı. Onu da çocuklara çorbalık yapıyorum arkadaşlar. Sipariş edene de aynen sunulur. Evet arkadaşlar, mantımız pişti. Buram buram tütüyor. Çocuklar sabırsızlık içinde zaten. Getir. Değil mi? Çok mu seviyoruz? Çok seviyorum. Şimdi evet. O süzme yoğurt olduğu için evet, biraz yoğurt koyu kıvamlı. Bilirsin. Arkadaşlar, ister yoğurtlu yersiniz, ister yoğurtsuz, pul biberli. Biz böyle yiyoruz. Hadi bize afiyet olsun. İyi akşamlar.